Daha önce yukarıda bir devlet kurulmuştu ama sadece kağıt üzerinde kalmıştı. Yaklaşık 4-5 yıl böyle kağıt üzerinde kalmış. Biz de dedik ki burayı canlandıralım. Yeni bir yönetim oluşturduk. 2015 yılında DB'mizi canlandırdık. Yeni yönetimle birlikte yola çıktık. O dönemde ilk başta yerimizin tespiti noktasında Polatlı Belediye'mizle görüştük. Sağ olsun daha önceki belediye başkanımız Yakup Çelik Kutlu Doğum Parkı'nın içerisinde bir yer ayırmıştı. Biz buradan hareketle ayrılan yeri Polatlı Belediyesi, şu anki mevcut belediye başkanımız Sayın Mürsel Yıldızkaya ve meclis üyelerinin de onayıyla orayı almış bulunduk. Daha önce projede orası küçüktü. Biz bunu biraz daha büyüterek cami inşaatımızı daha büyük bir alanda yapmak istedik. Ankara Mektubu'yla görüştük. Onların destek sözlerini aldık. İnşallah oradan gelecek rakamlara göre de biz bunu başlayacağız. 1000 kişilik kapalı, 1000 kişilik açık namazgahı olan bir yer. Altında Kur'an kursu var, sağlık ocağı var, 112 acil istasyonu ya var derken ayrılan yerlerden bahsediyorum. Sağlık ocağı için yer ayırdık, Kur'an kursu için ayırdık, 112 acil istasyonu için ayırdık. 250 kişilik konferans salonumuz için bir yer ayırdık. 400 kişilik yemek salonu, düğün, nişan, mevlüt yemeklerinden verileceği yemek salonumuz var. Kurs sınıfları var, bayanlar, gençler için belediye ve halk eğitim merkezlerinin açacağı kurslara yönelik 5 adet sınıfımız var. Sergi salonu var. Sergi salonunda bayanların el işlerini sergileyebilecekleri salon. Fuay alanı var, misafirhane var. Yine spor salonu var gençler için altta. Kütüphane var, kreş var. Önemli görevler üstlenecek. Bu işler hayır yoluyla yapıldığı için kolay da olmuyor. Özünde bir zorluk var. Ama gerçek bir tarihi bir gerçek. Kesin bir gerçek. Zamana kadar başlanmış olan hayri hizmetlerden hiçbiri makamete uğramamış.